Abone tamiri. Yasin Bey'in telefonu. Konya'dan Antalya'ya gönderiyor bunu babasına hediye olarak. Antalya Kumluca. Görüyorsunuz yani illa bulunduğunuz şehre gelmesine gerek yok onun. Ekranı, kapağı, pili ve iç kulaklığı değişecek. Gurbetçi vatandaşlarımız da gelir yarın öbür gün. Yurt dışında çok pahalı biliyorum ekran fiyatları. Böyle bir şey isterlerse vatandaşlarımıza yardım ederim buraya geldiklerinde. Kameracı arkadaşlar. Ne var? Neredesiniz? Ben Konya yolundayım. Konya yolunda. Kasası çok kötü durumda. Yeni bir kasa ekledik. Artı maliyet yapmadık. Bu cihazın maliyeti de... Are you listening? Damn. Merhabalar, tamir günü. Abone tamiri. Yasin Bey'in telefonu elimize ulaştı. Konya'dan. Bu arada Yasin Bey'e, ailesine ve Konya'ya selamlar. Bana bir not da yollamış. Kargo ile birlikte kutunun içinden çıktı. Notu ekranda paylaşacağım. İznini aldım bunların. Game 5 Plus cihazı var. Bir takım sıkıntıları var. Bunların tamirinin çözülmesini istiyor. Yaşadığı yerde sanırım güvenip bırakamamış cihazını bir yere. Biz de irtibata geçti. Bu arada teşekkür etti tamiri kabul ettiğimiz için. Yasin Bey Konya'dan Antalya'ya gönderiyor bunun babasına hediye olarak. Antalya Kumluca. Görüyorsunuz yani illa bulunduğunuz şehre gelmesine gerek yok onun. İşte ekranında kırık var. Ayrıca da ses az geliyor. Bataryası neredeyse hiç şarj tutmuyormuş. Bir de arka kapak istedi. Bulunur mu bulunmaz mı bilmiyorum dedi. Biz hepsini bulduk, tedarik ettik. Şimdi videoya geçelim. Tamire bakalım. Game 5 Plus Yasin arkadaşımızın ekranı, kapağı, pili ve iç kulaklığı değişecek. Maliyetini de açıklayacağım size. Game 5 Plus'ın biraz tamirinden bahsedeyim. Game 5 Plus biliyorsunuz çok satan cihazlar arasında Türkiye'de zamanında. 2 sene önce falan sıfırı çıkmış sanırım öyleydi. Ya General Mobile serisi Türkiye'de çok tutulan cihazlardan. Çok sıkça görebilirsiniz. İlk modellerinde Discover'lerde özellikle çok şarj soketi problemi vermişti. Ama çıktığı yıllara göre General Mobile Discovery çok popüler ve fiyat performans telefonuydu. Game 5 Plus da döneminde öyleydi. Basitçe bahsedeyim, bu cihazı evde tamir etmek isteyenler olabilir. Arka kapağı plastik ya da metal pena, spatula gibi bir şeyle kaldırabilirsiniz. Sonra direkt iç kasaya ulaşıyorsunuz. Bu arada abone olup da tamir yollamak isteyen, yeni abone olmuş olan arkadaşlarımız olabilir. Kısa bir bilgilendirme yapayım. Tamir yollayabilirsiniz. Katıl butonundan gümüş ya da altın abone olduğunuz zaman WhatsApp numaramıza erişiyorsunuz. Sonra WhatsApp numaramıza cihazınızın durumunu, arızasını, fotoğrafını yolluyorsunuz. Biz size fiyat veriyoruz. Kabul ederseniz cihazı yolluyorsunuz. Bu kadar basit. Cihaz daha önceden açılmış, vidaları yanlış yerlere koymuşlar. Alt tarafın vida boyları farklı çünkü. Ben ama onların hepsini doğru yerlere takacağım toplarken. Altına abone olduğunuz zaman özel cihazlardan da yararlanabiliyorsunuz. O cihaz mantığı da şu şekilde işliyor. Bilmeyen arkadaşlar için bahsedeyim. İşte iPhone 8 Plus var mesela şu an. Bir daha 8 var. 1570 liraya 8 Plus mesela. İşte yaptığımız sistem şöyleydi. Bir Letgo'da yayınlıyoruz. Şu saatte şu tarihte yayınlanacak diye sosyal medyada da linkini bırakıyoruz. İlk mesaj atan cihazı satın alma hakkına erişiyor. Tabi bunun için yorum, like ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeniz gerekiyor sağ alt köşede. Bunu başka bir videoda detaylı anlatırım. Bir daha son 7-8 videoya bakın, hepsinde bahsediyorum. Videoda zaman kaybetmemek için hızlı olsun diye daha önce ekranı kasaya yapıştırdım. Buna bir de kasa ekledik biz. Çünkü kasası çok kötü durumda. Yeni bir kasa ekledik. Artı maliyet yapmadık. Bu cihazın maliyeti de 300 lira tuttu toplam Yasin Bey'e. Yani kasa, arka kapak, ekran, avize ve batarya hepsi toplam 300 liraya mal oldu. Ne kadar uygun olup olmadığını öğrenmek isterseniz de sorarsınız, internete yazarsınız, işçiliği de eklersiniz, işte görürsünüz fiyatı. Biliyorsunuz çok kar gütmüyoruz bu kanalda. Özellikle cihaz satışlarını hiç kar gütmüyoruz. Direkt maliyetine satıyoruz. Bu ufak parçaları buradan almamız gerekiyor. Yeni kasada yok çünkü bunlar. Şarj soketinin contaları ve mikrofonun contası gibi düşünün öyle. Bir de üst kulaklığın. Türkiye'nin dört bir yanından abonelerimizden tamirleri almaya başladık. Şimdi gurbetçi vatandaşlarımız da gelir yarın öbür gün. Onlar da isterlerse memleketlerinden bize orada pahalı olan ekranlarını burada yaptırmak için yollayabilirler. Yurt dışında çok pahalı biliyorum ekran fiyatları. Genelde yurt dışından gelen arkadaşlar Türkiye'ye getirirler, yaptırırlar oradaki bozuk telefonlarını. Öyle bir şey isterlerse yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımıza yardım ederim buraya geldiklerinde. Tek yapmaları gereken işte dediğim gibi katılığa abone olup WhatsApp'tan iletişim numaralarımızı alıp cihaz fiyat bilgisini alıp bize yollamak. Bu kadar basit. Bu da yeni iç kulaklığımız. Onu da değiştiriyorum. Yasin Bey de bunu babasına hediye ediyor. Konya'ya yollamayacağız. O bana adresini verecek. Oraya yollayacağım.
Anakartı artık yeni kasamıza oturtuyorum. Bu arada WhatsApp'ta attığınız mesajlara hemen bakamıyorum akşamları. Yani mesai saatleri içinde atarsanız daha rahat olur. Pazar günleri de öyle. Başka işlerim oluyor çünkü. Akşamları da editle, renderle falan uğraşıyorum. O an dönemeyebiliyorum. Ama gündüz mesaj atarsanız daha sağlıklı cevap verebilirim. Eski parça olduğu için alt board'u da temizleme gereği duydum. Bir takım oksitlenmeler falan olabilir zaman içinde. Bu arada GM5 Plus'ın şarj girişi Type-C. 2 yıllık bir cihaz ama Type-C kullandılar o dönem. Belki 3 yıllık, tam emin değilim ne zaman çıktığına. Kasamız yeni olduğu için oradaki alt taraftaki mavi bantları çıkartıyorum. Onlar çift taraflı bant var üzerlerinde. İşte alt board'umuz, bataryamız vesaire otursun yapışsın diye. Bakın şarj da oluyor. Ekranı startlayalım bir de. Son testleri, kontrolleri yaptıktan sonra artık telefonumuzu toplayacağız. Sonra kargoya vereceğiz. Muhtemelen pazartesi kargoya vereceğim. Yani yarın. Çünkü bugün kargo çalışmıyor. Bu arada tüm tuşları çalışıyor. Ses açma, kapama, on off vesaire. Gayet güzel. Ekran da çok güzel. Artık toplayabiliriz. Toplama işlemi de ilk önce plakadan başlıyoruz. Bataryanın plakası bu. Bu da ses kitimiz, buzzer'ımız. Buzzer diye de geçer, ses kiti diye de geçer. Yani bunun içinde dış kulaklığı sağlayan, yani hoparlör vesaire o grup var. O siyah vidaları takmayacağım. Onlar bu telefona ait vidalar değil çünkü. Bu telefona ait vidaları bulup takacağım. Muhtemelen farklı bir teknik serviste kaybettiler. Farklı bir vida uydurmuşlar oraya. Neyse, orijinali onu takmaya özen gösterin. O vida ufak bir parça ama hayati önem taşıyabiliyor telefonlarda bunlar. Zamanla yerinden çıkıp farklı işler açabilir başınıza. Oynar çünkü tam oturmaz. Ya da kasanın, iç kasanın vida yolunu bozabilir. Farklı bir diş olursa. Eski batarya da yukarıda. Yeni batarya içine taktık.
Bu da yeni arka kapa. Bu da eski kapağı görüyorsunuz. Beyazmış fakat zaman içinde tararmış. Hava etkeni, güneş etkeni sarartıyor bu plastik parçaları. Bir de dokulu yapısı olduğu için araya giren yabancı maddeler çıkmıyor. Başarılı bir tamir oldu. Yasin Bey 300 liraya mal oldu. Yansın demirini de taktıktan sonra işlem tamamdır. Kamerayı da son kez test edelim. Kameracı arkadaşlar, ne var? Neredesiniz? Ben Konya yolundayım. Konya yolunda. Evet, kamera da çalışıyor. Kameralı bir telefon bu çünkü. Telefonu senin. Lan senin Konya yolundayım. Lan Konya yolundayım. Before after. Yani önce sonra. I am five. Yani 5 yaşındayım demek istedim. 10 numara telefon oldu. Yepyeni bir şey çıktı ortaya. Bu da Yasin kardeşimizin mektubu işte. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala hala abone değilseniz lütfen abone olun. Like atın, chart atın, çurt atın. Destekleyin arkadaşlar. Kanalımız sizinle birlikte büyüyecek. Görüşürüz arkadaşlar. Video bitti, bu kadar. Hoşça kalın.